Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeli karşınızda. Bugün farklı bir tarzda inceleme yapacağım sizlerle birlikte. Samsung Galaxy Z Flip 6 bana teste gelmişti. Zaten sosyal medya hesaplarımda teste geldiğinde size paylaşmıştım bu bilgiyi. Ve fotoğraf örnekleri falan da çekmeye başlamıştım. Şimdi bu telefonu farklı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Bugün 15 Temmuz 2024 Pazartesi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma böyle buraya geleceğim. Koltuğuma oturacağım ve size bu telefonun özelliklerini ve bana yaşattığı deneyimi gün gün anlatacağım arkadaşlar. Böyle farklı bir format geliştirmek istedim. Umarım siz de bu formatı beğenirsiniz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir fiziksel özelliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu telefon aynen S24, S23 ailesi arasındaki farklarda olduğu gibi biraz daha köşeli bir tasarıma sahip. Köşeliden kastettiğim şu, Z Flip 5 modelinde önden arkaya olan kavis ve arkadan öne olan kavis biraz daha yumuşaktı. Burada biraz daha keskin hale getirilmiş. Tabii ki çok keskin değil ama ilk bakışta hani her iki modeli de yan yana koyduğunuz zaman bunu anlıyorsunuz. Bu arada Z Flip 5 benden aldı Samsung yakın zamanda. O yüzden ikisini yan yana koyup çekemiyorum ama birkaç örnek fotoğraf bulup yine bu videonun içine koyacağım. Daha köşeli bir tasarım gelmiş. Onu baştan söyleyeyim. Telefona önden baktığımda en üst kısımda bir tane kameramız bulunuyor. Kameraya dokunduğumuz zaman bu kameranın yerini hissedebiliyoruz. Bir güzel bir farklı bir çerçeve gelmiş telefona. Normal telefonun kendi çerçevesinin dışında üzerindeki bu ekranı koruyan özel bir çerçeve de gelmiş benim anladığım kadarıyla. Bu arada katlama izi oldukça az görülüyor. Daha önceki modellerde biraz daha fazla anlaşılıyordu. Parmağınıza dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz bu katlama noktasını ama baktığınız zaman kolay kolay fark edilmiyor. Yine fark ediliyor ama çok kolay fark edilmiyor, onu söyleyeyim. Önden baktığımızda sağ yan yüzde güç tuşumuz bulunuyor ki parmak izi okuyucu entegre edilmiş bu güç tuşuna. Ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Sol tarafta sim kart yuvamız var. Üst kısımda herhangi bir şey yok. İki tane mikrofon deliği dışında. Alt kısımda iki tane mikrofon deliğimiz, tip C bağlantı yuvamız ve hoparlör deliğimiz bulunuyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ekranımız var tabii ki, ikinci ekran. İki adet kameramız bulunuyor ve kameranın yanında da hemen LED lambamızın yer aldığını söyleyeyim. Bunun dışında telefonun fiziksel özellikleri bu şekilde. Şimdi gelin Samsung Galaxy Z Flip 6'nın teknik özelliklerine bir göz atalım. 6.7 inçlik dinamik AMOLED 2X ekran var. Bir 120 Hz ekran yenileme hızı, 3.4 inç ön ekran, 2600 nit ekran parlaklığı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM, 256 ve 512 GB depolama alan seçenekleri, Android 14 işletim sistemi, 50 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 10 megapiksellik ön kameramız var, Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.3, 4000 mAh pil, 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz şarj, aynı zamanda ters şarj özelliği, IP48 sertifikası, 7 nesil işletim sistemi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi olduğunu da söyleyeyim. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Samsung Galaxy Z Flip 6 ile ilgili deneyimlerimi yarın anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci günden herkese merhaba. Samsung Z Flip 5'i kullanmaya devam ediyorum ve bugün günlerden Salı, 16 Temmuz Salı gününden. Şimdi bugün neden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar? Yapay zeka özellikleri Z Flip 6'nın ve aynı zamanda Z Flip 5 ile aralarındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Önce yapay zekadan başlayayım. Şimdi normalde S24 ailesinde bulunan yapay zeka özellikleri zaten bu modelde var. Orada bir sıkıntı yok. Ek bazı yapay zeka farklılıkları da var. Mesela siz bir metin yazmak istiyorsunuz. Yapay zekadan yardım isteyebiliyorsunuz. Bir metnin ana taslağını yazıp kalanını yapay zekaya bırakabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var ek olarak. Bir de fotoğraflardan bazı efektler verebiliyorsunuz. Şimdi normalde S24 ailesinde bulunan yapay zekada fotoğraflara bazı özellikler ekleyebiliyordunuz. Bunda yeni bir özellik daha gelmiş. Birincisi Portrait Studio'su. Portrait Studio'su özelliğinde 4 farklı efekti uygulayabiliyorsunuz herhangi bir fotoğrafa. Bunlar çizgi roman, 3D çizgi film, sulu boya ve eskiz oluyor arkadaşlar. Bunların sonuçları da gayet eğlenceli oluyor. Ben birkaç tane örnekle şimdi ekranda anlatırken sizlere göstereceğim. Ben bu sonuçlarını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Öte yandan bir de yine fotoğraflar üzerinde yapabileceğiniz bazı böyle çizim hareketleri de var. Onları yapay zeka bir şeye dönüştürüyor. Bu bazen çok güzel çalışmadı bende. Yani böyle saçma sapan şeyler yaptığı da oldu. Ama fena değil. Bir de mesela bir çizim yapıyorsunuz. Mesela benim gibi birisi diyelim ki Ciner'i çizdiniz. Gerçek bir çizim haline getirebiliyor Samsung. Böyle güzel özellikleri var. Yani Z Flip 6'da böyle yapay zeka özellikleri de gelmiş. Benim öngörüm, bu konuda bir açıklama görmedim hiçbir yerde ama benim kişisel öngörüm önümüzdeki günlerde bu özellikler S24 ailesine ve diğer modellerde gelir gibi geliyor arkadaşlar. Gelelim Z Flip 5 ile Z Flip 6 arasındaki farklara. Beni biliyorsunuz, ben tablo çalışmayı seviyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz.
Ben tabloyu epey geniş tuttum. 3'ten itibaren tüm modeller burada var. Fakat ben size arkadaşlar Z Flip 5 ile Z Flip 6 arasındaki farkları göstereceğim. Kırmızı renkli olanlar aslında hani ana olarak fark olabilecek olan konular. Ekran parlaklığı 1750 nitten 2600 nite çıkmış. Böyle bir farkımız var. İşlemci Snapdragon 8 Gen 2'den Gen 3'e çıkmış. RAM artık 8 GB değil 12 GB arkadaşlar. Böyle bir fark var. Kamera 12-12 idi. 50 artı 12 olmuş durumda şu anda. Bunun dışında baktığımızda diğer özellikler hemen hemen aynı gibi. Onu söyleyebilirim. Ön kamera aynı kalmış. Video çözünürlüğü aynı. İşletim sistemi Android 13 ama Android Z Flip 5'e de geldi arkadaşlar veya gelecektir diye tahmin ediyorum. Pil tarafında bir önemli bir değişiklik var. 3700 mAh olan pil 4000 mAh olmuş. Bu gerçekten de pil ömrünü fark ettiriyor arkadaşlar. Pil ömrünü anlattığım zaman bu detaylardan sizlere bahsedeceğim. Bunun dışında diğer özellikleri aynı arkadaşlar. Kablolu şarj, kablosuz şarj var. Ters şarj var. Bunların değerleri aynı arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu yine var arkadaşlar. Yan yüzde olmak üzere. Bluetooth 5.3 yine aynı. Ağırlık da aynı. Tabi fiyatlar farklı olduğunu söyleyebilirim. Samsung Galaxy Z Flip 6 ile ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Yarın yeni özellikler ve yeni fonksiyonlardan bahsederek videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, 3. günden herkese merhaba. Bugün Z Flip 6'nın kullanım deneyimi ve kamera özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Telefonu şöyle elime alayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir katlanabilir telefon olduğu için çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bence burada kullanımı ikiye ayırmak mümkün. Öncelikle kamera tarafından biraz bahsetmek gerek. Bir de normalde kullanırkenki deneyimden de bahsetmek gerek. Mesela şöyle masaya koyduğumuz zaman, örneğin bir video falan izliyorsanız ekran yukarı doğru açılarak böyle bir sehpa modu, bir tripod modu görebiliyor sizin için. Bu manada çok işe yarıyor. Ayrıca şöyle enteresan bir özellik gelmiş. Mesela diyelim ki bir YouTube sayfasını açtık ya da herhangi bir uygulamayı açtığımızda şöyle çevirdiğimiz zaman kapağı sol alt kısımda bir tane simge çıkıyor. Bu simgeye tıkladığımız zaman ana ekran, yani ekranın tamamı ikiye bölünüyor ve yukarı doğru çıkıyor. Ve alt kısımda, alt ekranda da bunu detaylı size göstereceğim. Böyle dokunmatik bir yüzey ortaya çıkıyor. Burada çeşitli ayarları falan yapabiliyorsun. Bu dokunmatik yüzeyi dokunduğumuz zaman da bir tane fare imleci çıkıyor ve yukarıdaki şeyleri dokunarak tıklayabiliyorsun. Onun hemen sağ tarafında da böyle zoom tekerleği gibi bir tekerlek var. Böyle sayfayı yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Aşağıda da çeşitli ayarların olduğu bölümleri görebiliyorsunuz. Yani burada farklı bir kullanım senaryosu ortaya çıkabiliyor. Bir de biliyorsunuz bu üründe bir de ön ekranı var. Ön ekranda yine önceki modelde olduğu gibi oldukça büyük bir ekran haline gelmişti zaten. Önceki modeldekiyle aynı bir durum söz konusu burada. 3.4 inçlik bu ekrandan yine uygulamaları vesaireleri kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kamerayı buradan kullanabiliyorsunuz ki zaten kameralar ön tarafta olduğu için, yani ana kameralardan bahsediyorum. Kapak katlandığı zaman zaten ana kamera çekim yapıyorsunuz. Kamera tarafında değineceğim için buraya biraz hızlı geçeceğim. Buradaki uygulamalar yine önceki modelde olduğu gibi aslında oldukça sınırlı. Bir 6-7 tane uygulama var arkadaşlar. Ancak bunları orada kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında uygulama buraya yüklemek isterseniz, yani ön ekranda da örnek veriyorum TikTok'u kullanmak isterseniz, bunun için Samsung'un kendi uygulama mağazasında bulunan Good Luck isimli bir uygulama var. Bu ön ekranda istediğiniz uygulamayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Beta sürümü gibi bir şey söylüyor. Uyarıda bulunuyor ama gayet güzel ve normal çalışıyor. Önceki sürümde de ben Good Luck'ı çok kullanmıştım. Bu sürümde de gayet güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Tavsiyem, eğer daha farklı uygulamalarda bu ön ekranda çalıştırmak isterseniz, onu kullanmanız yönünde. Ön ekranın büyük olması iyi zaten. Hani birçok şeyi buradan görebiliyorsunuz. Hatta telefonun kapağını açmadan telefon görüşmesi vesaire de yapmanız mümkün. Bu açılardan yani ön ekranın olması iyi. Tabii ön ekranın olmasının şöyle bir dezavantajı var. İlla ki o da olacak. Onun da önüne geçmek mümkün değil. Pil ömrü biraz daha düşük oluyor. Çünkü çift ekran var bu telefonda. Ya bunu kullanacaksınız. Büyük ekran ya da bu tarafı. İki ekran da aktif olduğu için zaman zaman ikisini de kullanabiliyorsunuz. O yüzden birazcık güç tüketimi bir parça daha fazla olabiliyor. Bunu pil tarafında daha fazla değineceğim. Öte yandan işlemci biliyorsunuz Snapdragon 8 Gen 2'den 8 Gen 3'ü terfi etti. Bu işlemciyle ilgili çeşitli sentetik testler de yaptım. Zaten güçlü bir işlemci. Yani onun çok detayına bahsetmeme gerek yok. S24 Ultra'da da kullanılan bir işlemci bu biliyorsunuz. Gen 3 aynı zamanda onda da kullanılıyor. S24 ve S24 Plus'ta ise farklı Exynos işlemci tercih edilmişti biliyorsunuz. Performans anlamında bir sıkıntısı yok. Oyun oynamaktan tutun da günlük ihtiyaçlara kadar birçok şeyi bu işlemciyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani zaten olmasını da beklemiyordum ben. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ekranın 120 Hz olması iyi. 120 Hz
olduğu için de özellikle böyle hani geçişlerde veya işte film izlerken, oyun oynarken falan bu ciddi bir katkı da sağlıyor. Bu arada ekranın parlaklığı da 2600 nit'e çıkartılmış. Aynen Fold ailesinde olduğu gibi, yani Fold 6'da olduğu gibi Flip 6'da da ekran parlaklığı yükseltilmiş. Bu da güneş altında kullanımda da ciddi bir fayda sağladığını söyleyebilirim. Gelelim kamera özelliklerine. Önceki sürümde 12+12 megapiksel olan kameralar, yani 12 megapiksel bir normal kamera vardı, ona 12 megapiksellik bir ultra geniş açı eşlik ediyordu. Bu modelde 50+12 megapiksel olmuş. Yani ana kamera 50 megapiksele terfi etmiş. Kameraların diyafram açıklığı 50 megapikselde f1.7, 12 megapikselde f2.2. 12 megapiksellik kamera ultra geniş açı kamerası, 50 megapiksellik kamera da ana kameramız. Çekimler sırasında 50 megapiksele geçmek için, yani fotoğraf modundayken özellikle, yukarıda bir seçenek var. Orada 12'den 50'ye geçebiliyorsunuz. Bunda çok fazla zoom özelliği yok bu arada. Dijital zoom var ama normalde mesela böyle 2x, 3x falan da oluyor S24 modellerinde. Bunda yok arkadaşlar. Zoom giremiyorsunuz herhangi bir şekilde. Yani girerseniz de dijital zoom giriyorsunuz. Onun da sonucu çok iyi olmuyor. Ön kameramız yine 10 megapiksel kalmış. F2.2 diyafram değerine sahip. Önceki modelle aynı kamera kullanılmış arkadaşlar. Hem ön hem ana kamera 4K 60 fps video kayıt yapabiliyor. Kameranın kullanımı şöyle güzel oluyor arkadaşlar. Mesela şöyle çekim yapacaksınız ya, bir yere koyacaksınız telefonu. Böyle koyup kendinizi görerek çekim yapabiliyorsunuz. Ya da şu şekilde, örneğin şöyle açayım burayı da. Zaten kamera moduna geçiyor. Şöyle göstermiş olayım. Buradan doğrudan doğruya ana kamerayı kullanarak kendinizi çekebiliyorsunuz. Burada zoom falan da girebiliyorsunuz. Geniş açıyı açabiliyorsunuz. Videoyu açabiliyorsunuz. Her özelliği ön ekrandan da kullanabiliyorsunuz. Bu manada güzel olmuş arkadaşlar. Birçok özelliğin bu ön ekrandan kullanılıyor olmasını ben beğendim. Bu manada bir sürü de işe yarıyor ve değerlerini buradan işte oynayarak, çeşitli ayarları da buradan yaparak, çeşitli fonksiyonları da buradan kullanabiliyorsunuz. Ben bu tarafını beğendim ve kameranın böyle kullanımı, ki birçok bazı kullanıcılar böyle yapıyor. Hani bunu bir sehpa gibi, bir tripod gibi kullanarak böyle çekimler, fotoğraf çekimleri, video çekimleri yapabiliyorsunuz. Bu da telefonun farklı kullanımına güzel bir örnek oluyor. Bugün günlerden çarşambaydı. Yani 3. gündeyim. Telefonu kullanıyorum. Bugün sizlere telefonun kullanım deneyimi ve kamera özelliklerini anlatmaya çalıştım. Yarın yani perşembe günü telefonun farklı özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Şimdi gelin Samsung Galaxy Z Flip 6'da çektiğim örnek fotoğraf ve videoları bir izleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy Z Flip 6'nın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Oldukça gürültülü bir yol kenarındayız. E5'in kenarındayız Mecidiyeköy'de. Dışarıdan da gürültü geliyordur diye tahmin ediyorum muhtemelen. Siz de böyle bir ortamda video çektiğinizde 3 aşağı 5 yukarı bu telefonun ön kamerasıyla bu kaliteye ulaşacaksınız. Evet arkadaşlar. Perşembe gününe geldik. Bugün sizlerle birlikte Samsung Z Flip 6'nın pil ve şarj özelliklerine göz atacağız. Z Flip 5 ile Z Flip 6 arasındaki önemli bir fark pil kapasitesinin artmasıydı. Yani 3700 mAh olan Z Flip 5'teki pil kapasitesi, ki ben bu pil ömrünü beğenmemiştim onu söyleyeyim, 10 saatin altında çıkıyordu. Bu modelde yani Z Flip 6'da 4000 mAh çıkartılmış arkadaşlar. Bu da pil ömrünü ciddi anlamda fark ettirmiş. PCMark testinde 11 saati aşan bir süre buldum. Bu da pilin yaklaşık olarak bir günü çok rahat göreceğini gösteriyor. Hatta ben bununla ilgili bir tane de deneme yaptım arkadaşlar. Bir gün boyunca telefonu kullandım ve pil ömrüyle ilgili bir böyle çalışma yapmıştım. Yaklaşık 24 saat boyunca gidiyor. Onunla ilgili bir dikey video geldi. O dikey videoyu da bu videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Yani pil ömrü artmış. Bu da güzel olmuş. Çünkü bu telefonun bence bir önceki modelin daha doğrusu en önemli eleştirdiğim taraflarından bir tanesi bu pil ömrüydü. Bu modelde bu pil sorunu düzeltmişler. Bugün biraz da şarj meselesinden bahsetmek istiyorum. Önceki sürümde 25 watt olan kablolu şarj özelliği aynen burada devam ediyor. Kablosuz şarj ve ters şarj özelliği
özellikler de var ve bunlar da yine aynı şekilde devam ediyor. Yani Z Flip 5 ile Z Flip 6 arasında şarj konusunda herhangi bir fark yok arkadaşlar. Yine kutusundan sadece bir USB kablosu çıkıyor. İki ucu tip C olan adaptör vesaire çıkmıyor. Zaten birkaç seridir bu böyle devam ediyordu Z Flip serisinde. Bugün sizlere arkadaşlar Z Flip 6'nın pil ve şarj özelliklerini anlattım. Yarın yani cuma günü fiyat ve son yorumlarımla birlikte videoyu kapatacağım. Umarım farklı bir inceleme olmuştur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Samsung Z Flip 6 incelemesi devam ediyor ve cuma günündeyim bugün. Tam 5 gün oldu. 5 gündür size bu telefonu kullanarak özelliklerini anlatıyorum. Bugün fiyat ve genel yorumlarından bahsedeceğim. Sonra da videoyu kapatacağım. Bu modelin 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği var. 256 GB'lık sürüm 58.999 lira. 512 GB'lık sürüm ise 62.999 lira. Yani 59.000 lira ile 63.000 lira arasında değişen iki farklı fiyat seçeneğimiz var. Tabii bu fiyatlar verilir mi verilmez mi? Bunlar tartışma konusu. Ne yazık ki hani teknoloji geliştikçe, enflasyon da arttıkça fiyatlar da artıyor. Türkiye'de de rakibi olmayan bir model bu. Yani resmi olarak çok fazla markada getirmiyor bugüne kadar katlanabilir telefonları. Birçok markanın var ama Türkiye'de satmıyorlar. O yüzden hani eğer katlanabilir bir telefon istiyorsanız yapacak bir şey yok. Fiyatlar bu yönde. Geçen sene Z Flip 5 modeli Türkiye satışa sunulduğunda 45.000 TL'ydi fiyat arkadaşlar. Onu çok iyi hatırlıyorum. Z Flip 5'in şu andaki piyasa fiyatı 36.000-37.000 civarından başlıyor. 256 GB'lık sürüm için söylüyorum. Peki o mu alınır, bu mu alınır? Mesela Z Flip 5 alınır mı? Birisi bana sormuştu. Z Flip 5'im var, 6 alınır mı dedi. Bence gerek yok. Yani 5 varsa 6'ya gerek yok. Hatta yani 36.000 nereye, işte 58.000, 59.000 nereye. Belki Z Flip 6 almak yerine Z Flip 5 de tercih edilebilir. Yani yeni sıfırdan almak isteyenler için söylüyorum. Çünkü aralarında öyle inanılmaz bir fark da yok. Tamam, işlemci değişti. Ki bence en önemli fark pil tarafında var. Pilin büyümesi iyi olmuş. Çünkü pil ömrü arttırdı. Ama bu da dünyanın sonu değil. Yani bu olmazsa da Z Flip 5 alınmaz da gibi bir durum söz konusu değil. Bir de kamera. Hani aslında bu üçünde yoğunlaşabiliriz. İşlemci, kamera ve pil meselesi. Yani bu üçünde önemli değişiklikler var. Onun için de 6 alınır mı? Bence alınmaz. 5 de alınıp devam edilebilir. Eğer sıfırdan da alsanız öyle. Z Flip 5 varsa zaten satıp da bence güncellemeye değmez. Ha, çok param var benim, ne yapayım ya Rabbim bilemiyorum derseniz alırsınız tabii ki. Ona kimse karışamaz. Bu arada şöyle bir yorum da gelecektir bu video muhtemelen. Ona 58 bin lira vereceğime şunu alırım. Ona işte şu kadar vereceğime. Evet arkadaşlar, yani çok fazla alternatifi yok. En azından katlanabilir bir tarafta yok. Ama katlanması önemli değil benim için diyorsanız zaten yüzlerce alternatif var. O bakımdan bu telefonu birazcık şöyle değerlendirmenizi öneriyorum. Bu telefon biraz böyle hani katlanabilir telefon isteyen, biraz da gençlere hitap ediyor bence. Yaşlıların pek kullanabileceğini sanmıyorum. Gençlere hitap eden, yani tabii ki alabilirler, kullanabilirler var, onda bir sözüm yok ama daha çok gençlere hitap eden bir telefon. Katlanmasının da güzel esprileri var. Güzel şekilde kullanım yöntemleri, şekilleri ve tarzlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bence o manadan mı? Yoksa yani S23F al idare et 20.000 lira, 22.000 lira, 23.000 lira. Yani hiç gerek yok yani. Veya S23 alınabilir, S24 alınabilir, 24 Plus alınabilir. Yani bu paralar çıkarır, çok seçenek var. Ama bunu bir katlanabilir telefon olarak düşünüp öyle yorum yaparsanız bence daha iyi olur arkadaşlar. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu sefer size farklı bir inceleme tarzında sunmaya çalıştım Z Flip 6'yı. Bu telefonu kullanmaya başladım ve her gün çeşitli fonksiyonlarından ve özelliklerinden bahsettim ve 5 gün içinde incelemeyi tamamlamış oldum. Bu formatı beğendiyseniz yorum yazabilirsiniz. İyi olur, hani güzel olmuş ya da şunu da yapabilirsin, böyle yapabilirsin fikirleriniz varsa iletin arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyorum. Ayrıca bu telefonla ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum bölümler mutlaka vardır, özellikler mutlaka vardır. Yorumlarda bu özellikleri sorun ya da aklınıza gelen sorular varsa sorun. Elimden geldiğince hepsini yanıtlıyorum. Ben bu kadar uğraşırken, didinirken, böyle tabiri caizse alnımdan terler akarken sizden de bir ricam var. Kanala abone olun. Abone olanlar var, yorum yapanlar var, paylaşanlar var. Onlara hepsine teşekkür ediyorum buradan. Olmayanlar, ilk defa bu kanalı bulanlar, abi teşekkür ederim, çok güzel içerikler üretiyorsun, harikasın, uçuyorsun, kaçıyorsun diyenler lütfen kanala abone olsun arkadaşlar. Yani bu sevginizi kanala abone olarak gösterirseniz çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz bu tarz teknolojiyle ilgili içerikleri, biraz daha kısa olanlarını, biraz daha farklı olanlarını oralarda da paylaşıyorum. Sizin için iyi olur. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.